11 ilimizi yıkan deprem sonrası enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Ama bölgedeki toz ve asbest herkes olduğu gibi en çok astım hastalarını etkiliyor. Peki hem herkes hem de özellikle o hastalar korunmak için ne yapmalı? Hem bu sorunun yanıtını hem de deprem bölgesindeki diğer gelişmeleri getiriyoruz şimdi ekranlarınıza. Mahalleli ise her patlamada deprem korkusunu yaşıyor. Duyulan sesin ardından çocuklarımız ve bizler can havliyle dışarı çıkmak zorunda kalıyoruz. Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde şehir hastanesi inşaatı için çalışma yapılıyor. Kontrollü patlamalarla temel alanı açmaya çalışılıyor. Deprem travması bizlere tekrar tekrar yaşatmaktadır. Patlamayı duyan çevre sakinleri depremi bir kez daha hatırlıyor. Talepleri ise inşaatta dinamit kullanılmaması. Depremde büyük yıkım yaşanan 11 şehirde enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. İşte o çalışmalar sırasında ortaya çıkan toz ve asbest bölgede yeni sağlık sorunlarına neden oluyor. Depremde de çok yoğun toz maruziyetleri sonucu gerek enfeksiyonlara artış gerekse astım ataklarının sıklığında artış gözlemledik. Uzmanlar bölgede yaşayan KOAH ve astım hastalarını uyarıyor. Peki solunum sıkıntısı yaşayanlar nelere dikkat etmeli? Enkaz kaldırma çalışmaları esnasında çok yoğun tozun olduğu dönemlerde orada bulunmamaları ve tercihen maske kullanmaları faydalı olabilir. Batman'daysa 50 yıllık Lale Camii Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar görmüştü. Güvenlik önlemi alındı ve minare halat yardımıyla kontrollü olarak yıkıldı. O an kameralara böyle yansıdı.